Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 14 Haziran 2021 günlerden pazartesi yeni haftanın ilk günündeyiz. Ben bütün arkadaşlarıma yeni haftada ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta temenni ederim sevgili yarış severler. Umarım yeni haftada her şey gönlünüzce olur. Umarım yeni haftada her gün şanslı kalemleri de buluruz sevgili yarış severler. Arkadaşlar bugün gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Burada Bursa ikinci altılı Ganyan analizlerimiz olacak. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından Şanlıurfa at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle Bursa ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi sıralı ve yazılı olarak paylaşmaktayım. Ve her gün sahadan duyduklarım köşemde de gerek antrenör, gerek seyis, gerek at sahibi, gerek saatçi arkadaşlarımdan aldığım haberleri paylaşıyorum. Orada da sahadan duyduklarım köşemde de sahadan duyduğum altılıyı sizlere paylaşıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak, ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harfler ile Okan Guner TV @gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben Bursa ikinci altılı Ganyan analizlerime geçiyorum arkadaşlar Bursa'da 9 koşuluk bir program var Bursa'da yoğun yağ yağmur dolayısıyla pisler değişti, çimler kuma alındı. Bütün yarışlar kum piste koşulacak. Bu bilgiyi de sizlere vermek isterim. Programda çıkan safkanlar var. Ee, evet evet arkadaşlar programda çıkan safkanlar var. Çıkan safkanlar programın 3. koşusunda 3 numaralı Egin final isimli safkan. Yine programın 5. koşusunda 6 numaralı La Plata. 10 numaralı Green Marine yine programın 7. koşusunda 5 numaralı Ring of Fire isimli safkanlar start almayacaklar. Muhtemelen pist değişikliği nedeniyle yarıştan çıkmışlardır. Arkadaşlar programın 4. koşusu 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Meydin yarışı şartlı bir yarışı. Bu yarış dişlere mahsus bir yarış. Esasen orijinini çok beğendiğim, yine ahır bakımını çok beğendiğim bir safkan var. Ama tabii meydin yarış olması sebebiyle banko olarak düşünmeme rağmen banko olarak veremeyeceğim bugün. Altının ilk ayağından yatmamak vabında Urla Efes'inin tayı. E, yine Toşur'un torunu 2 numaralı Amofta ee, Sayın Hasan Altunbaş'ın e, sahibi olduğu yine e, Sayın Hacı Altunbaş'ın antrenör ettiği 2 numaralı Amof'ta bugün e, Gündüzeli arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Murat Gündüzeli idaresinde ilk şanslı Safkan'ım olacak. Yine 6 numaralı Derince Geçit isimli Safkan beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Mahmut Turan dairesinde ikinci şansı veriyorum. Yine bir numaralı Acarsu. On numaralı Simyacı. Beş numaralı Can Azra ve 8 numaralı Lükeluş isimli safkanlar. Özellikle iki numaralı Amofta'nın gelmemesi durumunda karışacağını düşündüğüm bir ayak sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum piste koşulacak handikap 14 yarışı. Buradan biliyorsunuz iki safkan e, yarıştan çıkmıştı. 6 numaralı La Plata ve 10 numaralı Green Marine isimli safkanlar start almayacaklar. Burada özellikle son yarışını çok beğendiğim bir safkan var. Akındayım'ın temsilcisi 7 numaralı Champion Star. Bugün Furkan Yüksel... Bugün Furkan Yüksel idaresinde piste çıkacak. Benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine kalitesiyle bu grupta rakiplerinden bir adım daha e, üstün görünen koştuğu yarışlarda biraz daha üstün görünen 3 numaralı Bob Style. Arkadaşlar Scarface temsilcisi bugün Furkan Him idaresinde ilk iki safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 8 numaralı Run for Father 1 numaralı hep Birinci ve 2 numaralı Denizli isimli safkanlar bu koşta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve 6'lı ganyanın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap'ların 2000 mesafe kum piste koşulacak Kısa vadi 8 yarışı hilal yüz zaman 25 adına düzenlenmiş bir yarış 107.500 lira değerinde. Burada öncelikli safkan olarak pistin kuma alınması ile 3 numaralı Özgün Stone isimli safkanı ben bugün birinci şanslı isim olarak tutacağım. Gökhan Kocakaya idaresinde yine grubun kaliteli safkanı 7 numaralı Nibolu Jockey Halis Kartaş idaresinde ikinci şanslı isim olarak düşünülmeli ve 4 numaralı Afrika Ander'de kalitesiyle bu grupta ihmal edilmemesi gereken isimdir. Diyerek Altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar biliyorsunuz bu koşuda çimden kuma alındı. Hem çim performansı çok yüksek, hem kum performansı yüksek bir safkan, ee, bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Özellikle pistin kuma alınmasıyla büyük avantaj yakalayan Smart Robin temsilcisi 2 numaralı Premium Mover isimli safkan Bugün bu rakiplerin yanında Tolga Yıldız dairesinde ben günün banko ismi olarak yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum ve altılı ganyanın 5. ayağına geçiyorum. Altılı ganyanın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı Yamak bir arkadaşlarımıza ait bir yarış. Burada da yine e, kum pist zaten burası kumdu, kum kaldı. Bu yarış değişmedi arkadaşlar. Turbo'nun temsilcisi Smosh, Smok. E, Parador'un torunu diyelim arkadaşlar. Alt numaralı Golden King. Bana göre bu pistte rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bugün birinci şanslı Safkan olarak sizlere öneriyorum. Yine 4 numaralı Rus Damat. Özellikle son yarışlarında formda olduğunu belli etti. E, 4 numaralı Rus Damat, Rus Damat'ta da bugün İbrahim Baguç idaresinde ikinci şans vereceğim, isim olacak. Burası 6 4 şeklinde değerlendirilebilir. Ya da bir numaralı Deniz Köpüğü ve iki numaralı Ford'da tek isimli safkanlar sürprizde sırasıyla değerlendirilebilir. Ve altılı ganyanın son ayağı dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 dişlere mahsus yarış Arkadaşlar e, bu arada sesim kısıldı. 3 gündür boğazlarım çok şiddetli şekilde kaşınıyor. E, sizlere zar zor tahmin veriyorum arkadaşlar. Söz verdiğim için e, sizler yani analizlerimden e, mahrum kalmayın diye veriyorum. Gerçekten sesimin son haddi e, arkadaşlar. O yüzden e, sesimden dolayı sizlerden özür dilerim. Bu ayak analizimden sonra yine ufak altı Ganyan ve yedili plase analizlerimle karşınızda olacağım. Hani son ayak analizimden sonra devamı izlerseniz ufak altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim yine sahadan son dakika haberleriyle verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarış severler. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına Telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da küçük harflerle Okan Guner TV gmail.com... ...mail adresimize de... ...telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Altılgan'ın... <laughs> ...Altılgan'ın son ayağında ben 7 numaralı... ...Senna isimli... ...safkanı özellikle... ...fazla tutuyorum arkadaşlar... ...dajin temsilcisi... ...bu pis ve mesafede bana göre... ...en etkili koşacak isimdir. Bugün Ayhan Kurşun dairesinde... ...birinci şanslı safkanımız olacak. Yine 6 numaralı... ...Wind Power son güzel yarışta dikkatleri üzerine çeken altın numaralı Wind Power da bugün Mustafa Çiçek İdaresi'nde bu yarışta ağırlığını koyacak isimdir. Yine 12 numaralı Gül Pembe, 3 numaralı Valente ve 5 numaralı Melina Hanım isimli safkanlar bu koşta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılarda ilk ayakta 2 numaralı Amofta, 6 numaralı Derince Geçit, 1 numaralı Acarsu, 10 numaralı Simyacı ve 5 numaralı Can Azra isimli safkanın yanı sıra 8 numaralı Lüle Kuşu da verelim arkadaşlar. Buradan safkan çalamadık. Altılı Ganyan'ın ikinci anında ben 7 numaralı Champion Star, 3 numaralı Bob Steel, Evet arkadaşlar 8 numaralı Ram for Father. 1 numaralı hep birinci ve 2 numaralı Denizli şeklinde önereceğim. 6 gayn 3. ayağında 3 numaralı Özgün Stone. 7 numaralı Nibolu. Yine 4 numaralı Afrika Ander şeklinde değerlendireceğim. 6 gayn'in 4. ayağında 2 numaralı Premium Maur isimli safkanı Banco isim olarak vereceğim. 6'lı Gayrı'nın 5. yanında 6 numaralı Golden King ve 4 numaralı Rus damat şeklinde iki safkana düşüreceğim. Burada altılarımız yarı yarıya düşmüş durumda sevgili yarış severler. Son ayakta da yine 7 numaralı Senna, 6 numaralı Wind Power, 12 numaralı Gülpembe isimli safkanı safkanları bu grup için yeterli görüyorum arkadaşlar. Burada da altılar neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Ve 7'li pres olacak? 7'li presel programın 3. koşusuyla 2 yaşlı İngilizlerin 1100 mesafe kum koşulacak. Şartlı 3 yarışı ile start alacak. Ben 7'li ilk ayağında 1 numaralı Halafa isimli safkanın bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum ve günün banko ismi olarak öneriyorum. Yine ikinci ayakta iki numaralı Amofta isimli safkanı. Yedili piyasamızın ikinci ayağına yine banko isim olarak öneriyorum. Yedili piyasamızın üçüncü ayağı 7, 3, 8, 1 ve 2 şeklinde değerlendireceğim. Yedili piyasamızın dördüncü ayağında 3, 7, 4 Hatta sürpriz arayacağım. 5 numaralı Berat Bey'de yazacağım. 7 PSM'sin 5. ayağında 2 numaralı Premium da bankomuz olacak. 7 PSM'sin 6. ayağında 6 numaralı Golden King. 4 numaralı Rus damat, 1 numaralı Deniz Köpüğü ve 2 numaralı Ford da tek isimli safkanlara yer vereceğim. 7 PSM'sin son ayağında 7 numaralı Senna, 6 numaralı Wind Power, 12 numaralı Gül pembe yine 3 numaralı Valente, 5 numaralı Melina Hanım şeklinde de bu koşuyor değerlendiriyorum arkadaşlar. Hepinize e, güzel bir hafta temenni ederim. Hepinize bol şanslar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.